Üçüncü göz var mıdır ve nasıl açılır? Allah'ın işaret ettiği kesin çözüm. İnternette epifiz bezini açmanın yani kendini açmanın birçok yolu anlatılıyor. Kısaca epifiz bezi, üçüncü göz, yedinci göz, kalp gözü veya gönül gözü olarak da bilinir. Gerçek şu ki size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına. Ben sizin üzerine bekçi değilim. Kur'an-ı Kerim En'am 104 Bu çeviride gönül gözü olarak yazılmış. Başka çevirilerde kalp gözü olarak da tercüme edenler var. Şimdi kısaca değinmek istediğim konular var. Burada değineceğiz, başka çekimlerde işleyeceğiz. Mesela, mesela üzerlik tohumu, kargı kamışı, ayağı, huaska ve Ormuz kol yani Kur'an-ı Kerim'de geçen adıyla kudret helvası. Yani manna. Ve bulutlu ve bulutu üstünüze gölgelik yaptık. Ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Rızık olarak size verdiklerimizin en temizlerinden yiyin dedik. Onlar zulmü bize yapmadılar. Onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim Bakara 57 Bu saydığımız bitkiler ve altından elde edilen manna yani kutret helvasının ortak özellikleri epifiz bezinin bazı hormonların salınımını arttırmasıyla açılması yani kireçten temizlenmesidir veyahut perdenin kalkmasıdır. Kısa bilgi vermek istiyorum. DMT molekülü insanda en fazla doğarken ve ölürken salgılanır. Bir de uyku halinde salgılanmasının arttığı bilimsel verilerle açıklanmış ve kanıtlanmıştır. DMT insan bilinci üzerinde de çok etkilidir. Öyle ki ruhun vücuda girip çıkmasını sağlayan hormon olarak da adlandırılır. Odur ki gece geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra belirlenmiş süre iş işletilip tamamlansın diye Gün içinde sizi diriltir. Nihayet O'nadır dönüşünüz. Sonra yapıp ettiklerinizi size haber verecektir. Kur'an-ı Kerim, Enam 60. Anladığım kadarıyla bu DMT molekülü konusu çok önemli önemli bir konudur. Bunun sırrını ileriki çekimlerde birlikte çözmeye konuda derinleşmeye çalışacağız inşallah. Şimdi bu ayahuasca çayı, manna, üzerlik tohumu ve veya karga kamış çayının gönül gözünü yani epifiz bezini açtığı söyleniyor. Bunları kullanan insanlar uyandıklarından bahsediyorlar. Bu konuda şimdilik kesin bir şey söyleyemeyeceğiz fakat sizlere gönül veya üçüncü gözünü yani epifiz bezini nasıl açacağınızı, kendinizi nasıl açacağınızı ve uyanacağınızı anlatacağım. Bu kesin bilgidir. Bu en doğal mucizedir. Kalp gözü ruh gözü, üçüncü ve yedinci gözü veya gönül gözü nasıl atlandırırsanız adlandırın. Yan etkisiz en doğru biçimde açmak için ne, ne yapmalıyız? Evet bunun için yapabileceğimiz bir şey var. Evet çok basit. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ve çocuklarımıza bebeklikten başlayarak Kur'an-ı Kerim dinletecek ve okuyacağız. Unutmayın Kur'an ruhun gıdasıdır. Kur'an'ı geceleyin kalkıp yavaş yavaş anlaya anlaya ve düşüne düşüne Türkçe mealinden okuyacağız. Hayatın anlamını anlamaya çalışacağız. En büyük mucize Kur'an'dır. Bunu unutmayalım. Biz tüm bu demete konusunu düşünürken her zaman yaptığımız gibi Allah'tan yol göstermesini ve bizi dost doğru yola kılavuzlamasını diledik. Ve araştırmalarımıza devam ederken Kur'an-ı Kerim'den cevabımızı aldık. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Şimdi Beni iyi dinleyin. Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. Kur'an-ı Kerim Bakara 92. Ben denedim ve şahidim. Geceleyin okuduğum Kur'an ile gündüz okuduğum Kur'an arasında bir ki fark Geceleyin okuduğumu daha iyi anlıyor ve kavruyorum. Öyle ki bir gece önce okuduğum ve kavradıklarımı gündüzün birkaç kez okuduğum halde çözemedim. Ey giysisine bürünüp yatan. Geceleyin kalk. Kısa bir süre hariç gecenin yarısını ayakta ol. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle ve Kur'an'ı ağır ağır düşüne düşüne oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Şu bir gerçek ki yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Kuşkusuz gündüz gündüz boyu senin için uzun bir dal, dolaşma, yoğun bir uğraş vardır. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir o. Tanrı yoktur ondan başka. Onu vekil et. Kur'an-ı Kerim 1 ve 9. ayetler müzemmil. Geceleyin kalkıp Kur'an okuduğunda DMT veya melatonin hormonlarının fazla salınıp salınmadığını bilmiyorum. Böyle bir araştırma var mı onu da bilmiyorum. Fakat tek bildiğim tüm bunların arasında mutlak bir bağ ol olduğudur. Toparlarsak DMT hormonu, ruh molekülü diye adlandırılıyor. Doğum, ölüm veya uyku yani rüya anında salınımı artıyor. Acaba o an perde mi kalkıyor? Allah'ın her şeyi bir neden ve sebep yarattığını biliyoruz. O halde DMT ruhun boyut değiştirmesine izin veren hormon olabilir mi? Epifiz bezi yani gönül gözü aslında ruhun penceresi veya kapısı mıdır? İnsan uyurken rüya alemine bu DMT hormonu sayesinde vardığı göz önüne alınırsa ki işin tuhaf noktası ilk başta bahsettiğimiz çaylar içildiğinde DMT salınımı arttığından insan bir nevi ayıkken hayal görmeye başlar. Bu bir uyuşturucu değildir. İnsanın bu sayede uyumazken rüya alemine vardığı düşünülür. Birçok insan bu deneyimi tatmış. Birçoğu da sırada ve her geçen gün daha da ilgi artma, artmaktadır. Tüm bu soruların cevaplarının sırlarla dolu bir yolculuğun sonunda bizlere beklediğinden eminim. Tüm bu konulara tekrar tekrar geniş bir araştırmadan sonra yeni çekimlerle, Tekrar değineceğiz. Ve şunu da bilmenizde fayda vardır. DMT miktarının doğal artışı epifiz bezinin sağlıklı çalışması ile mümkündür. Kısaca doğal bir yaşam, doğal besleme ve ruhsal irtibatların arttırılması DMT miktarını arttırmak için yeterli olacaktır. Bunlara ek olarak doğal ve organik beslenmek, doğal bir yaşam sürmek, ruhsal dirilme için çalışmalar yapmak, mesela nef nefes egzersizleri, trans çalışmaları, tefekkür, meditasyon, oruç tutmak, namaz kılmak ve tabii ki Kur'an-ı Kerim okumak. Eve kapanmayın, güneş ışığına çıkın, karanlıkta uyuyun. Gecenin bir bölümü kalkıp namaz kılın, Kur'an-ı Kerim okuyun. Travmalarınızla yüzleşin. Florsuz bir hayat yaşayın. Diş macunu ve içeceklerde florsuz olanını seçin. Tüm bunlar mutluluk hormonu olarak bilinen melatonin hormonunun ve DMT hormonunun yani dimitiltriptamin hormonunun miktarının artmasında etki olacaktır. Batçuk TV'ye abone olun, haberdar olun.